Merhabalar Ceren, Özgür. Merhaba. <laughs> Bugün e, iliş uzun ilişkiler, monotonluk birazcık konuşmak istiyoruz. İlişkilerde aslında alışılmış, birbirine alışmak, e, rutin hale gelmek güzel, kulağa güzel gelen şeyler. Ama e, burada zarar verebilecek bir durum haline gelebilir mi monotonluk? Yani tabii o, o rutinlerin bir konforu var. bir Kaçınılmaz ...bir biçimde de aslında... ...ortak hayatın daha monoton... Olur, sıradan... ...aynı hı hı. değil mi? Aynılıktan bahsediyoruz. Evet. Ee, yani bunun hem hayatı çok... ...iyi hissettiren, konforda ve güvende... ...hissettiren yanları vardır. Konforda çok afilli yeni kelime. Bir de sıkıcı. Tabii aynı zamanda. Dolayısıyla zarar verdiği alanlar var. Yararlı olduğu alanlar da var. Ee, ama özellikle ilişkinin bence en çok zarar verdiği yer e, monotonlaşmanın bedensel alan yani cinsellik hmm. e, en hasarlandığı yerin orası olduğunu düşünüyorum yani şimdi aynı hayat aynı iki insan aynı ev aynı iş aynı ülke e, aynı dertler hatta bunların oluşturduğu bir aynılık var kaçınılmaz bu. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Dolayısıyla birbirimizin ne diyeceğini de bilir halde oluyoruz bir süre sonra. Hatta konuşmak bile istemez hale gelebiliyoruz. Şimdi bu, bu, çok fazla. Burada insanın kendi dönüşümü, gelişimiyle de ilgili bir mesele var. Yani siz bir insan canlısı olarak ne kadar az monoton iseniz, yani ne kadar az aynı iseniz, ne kadar kendinizi dönüştürüyorsanız, çoğaltıyorsanız, azaltıyorsanız yani o aynı yerde kalmıyor iseniz aslında ilişki de o kadar aynı yerde kalmayacak. Ee, yani daha e, beklenmedik, aynı olmayan hallere ulaşabilmek için şart da değil, e, insanın da aslında çok aynı yerde kalmaması gerekiyor. O yüzden yani şimdi sabah kalkılır ben mesela günü sorarım sabah kalkılır rutin işe gidilir aynı yoldan işte 9:5 9:8 neyse çalışılır dönülür akşam yemeği yenir aynı masada sonra üçlü koltuğa oturulur televizyon açılır şimdi Netflix <laughs> sonra 11 12 ayarında yatılır ve sabah kalkılır bu. İşte bildiğimiz bir gün yani hı hı. tırnak içi monoton günlerden bir tanesi ki böyle günlere çok ihtiyacımız var. Bunun dışında da günlerimizin var olması gerekiyor. Yani ben insanın hayatının zaten kendi içinde bir monoton tarzı, şekli ve şemali olduğunu ve olmak zorunda olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. O dağılmayı da engelleyen bir hal sanki. rutinler ki. desek hocam. Evet daha da belki tatlı fakat rutinler aynı zamanda bozulabilirler, <laughs> takla atabilirler. Bunlara müsaade etmek lazım. Atmalı mıdır peki? Yani o takla İstiyorsanız gerekiyor evet. mudur? İstiyorsanız evet. İlişkinin sağlıklı ilerlemesi için, heyecan... Ya heyecanı. Ceren burada tabii çeşit çeşit ilişki var. Yani o çok bilindik hayat içinde yaşamak isteyen insanlar var. Hı -hı. Yani burada hikayenin doğrusu eğrisi için evrensel bir, bir paket yok. Ben yaşayamam monoton. Hı -hı. Misal. Yani o farklı olana çok ihtiyacım var. O beni yukarı çeker, heyecanlandırır. Kafamı çalıştırır gözümü parlatır, merakımı arttırır ama misal çok yakın olan bir arkadaşım. Onun için rutin çok kıymetli. O daha mutlu orada. Yani dolayısıyla burada mutlak bir cevap yok. Fakat hikayenin cinselliği ile ilgili biraz daha iddialı konuşmak gerektiğini düşünürüm ben. E, cinsellik monotonu daha az seviyor. Yani cinsellik renk, ruhsar, farklılık, yenilik Oyunculuk istiyor. O da tabii düğmeye basmış gibi bir ilişkide sadece cinselliği içermiyor. Hı hı. O daha deneyime açık olmak, reyne olmak. Diğer alanları da istiyor bir yanıyla. O yüzden e, yani sıklığı size kalmış. Ama her ilişkide biraz ters köşe topların iyi olduğunu düşünürüm ben. Neden siz bedeni daha fazla etkilediğini, cinselliği daha çok etkilediğini düşünüyorsunuz monotonluğu? Şu sebeple... Ee, libido kendiliğinden devam ede gelen e, bir hal değil diye düşünüyorum ben ve aslında mühim bir irtifa kaybına uğruyor ve e, yani libidoyu canlı tutmak yani bir duyduğumuz heyecanı, cinsel isteği, şehveti e, yüksek tutmak ve bu duygunun da bizde yüksekliği için e, daha daha oyuncu hallere ihtiyacımız var. Aynı olanın dışında hallere de ihtiyacımız var. Ee, o, o oyunun bizi alert kılmasına ihtiyacımız var. Flörte ihtiyacımız var. Ee, yoksa mesela şunu biliyoruz biz. kama Kamasutra'yı hatmettiğinizi varsayalım. En babasından 20 tane de cinsel pozisyon biliyorsunuz. Tebrikler. Ee, ve fakat mevzu sıkıcı. Hı hı. Hikayenin başka bir şeye ihtiyacı var. Bu bir hakikat. Hı hı. Ee, yani evlilik aşkı öldürür mü sorusundan önce bir soru var. Evlilik cinselliği öldürür mü? Büyük bir soru olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ve e, çok emek sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ölmemiş cinsellikler gördüm ben. Uzun uzun ilişkilerde ve evliliklerde. Bunlar bayağı emek sarf ediyorlar. Yani pingirdeşiyorlar, flört ediyorlar. Ee, daha kendi içlerinde e, monoton olmamaya rutinin dışında da var olabilmeye emek veriyorlar. Kimini seviyorlar, kimini sevmiyorlar. Sevdiklerini repertuarlarına ekliyorlar. Dolayısıyla bu bir artma, çoğalma hali sağlıyor aynı zamanda. Yani o rutinin daima devamı insanın ve ilişkinin çoğalmasını çok sağlayamayabiliyor. E, bu uzun ilişkilerde bir de bu, bu aslında cinsellikle de belki birazcık alakalı. Bu karında kelebeklenme hissi nin yok olması durumu var e, ve bunu da insanlar üzülüyor aslında. Siz mesela aşkla başlanan ilişkilerin daha güzel ve kalıcı olduğunu olabileceğini, daha güzel olabileceğini söylüyorsunuz. Aşkla başlamayan belki o kelebeklenmeyi de yaşamıyor. Hı hı. E, ya bu monotonlukta kelebeğin gitmesi, e, geri getirilebilir mi mesela hı hı. o kelebek? Hı hı. O başka bir şey. Yani Yaşayan gibi. bilir. Hı hı. E, ama hani tırtıl oluyor. Ben evet, aşık olmuş insanların aşkları irtifa kaybedip birbirlerinin hakikatini gördükleri vakit evlenmelerini doğru bulurum. Birkaç sebeple, bir bir duygunun çıkabileceği yeri bir ilişkide bir duygunun çıkabileceği yeri bilmek iyidir. İki yani buharlaşıp uçmaz tekrar böyle bir yerlerde bir şey verir. Yani o efektiyle, kokusuyla, hissiyle tarihini de çağırır aşk aynı zamanda. Ama tabii hayat bir yolculuk yani hep aynı duyguda kalmıyoruz ya. O kelebek de onlardan bir tanesi. Çok kayıp sonrası çıkabiliyor ancak. Yani bir sonraki çıkışı biraz daha dramatik oluyor. Yani ilişkiyi taklalar atıyor, büyük dertler yaşıyor. Birbirini kaybetmeye doğru geliyor. Ve sonra fark ediyorsun ki ya of, tekrar aşk hissediyorsun. Kimi çift bunu çok farkında olmadan bilinçli olarak bir paterne de dönüştürüyor. Yani bayağı görüyorsun aslında o o duyguyu çağırmak ve yaşamakla ilgili epey bilinç dışı kaos yaşıyorlar. Birbirlerini kaybediyorlar, birbirlerine kavuşuyorlar. Bu da monotonluk dışı bir hal ya hı hı. ama bir süre sonra bu da monotona dönüşüyor. yani Bu da kendi rutinini oluşturmaya başlıyor. Ee, o yüzden rutin e, tahmin edilenden daha yaygın bir şey. Yani hayatın rutini bozulabilmeli. Yani bozulabilme ihtimalinin ve seçeneğinin var olması gerekiyor. İster bozarım ister bozmam rutinimi. Ama orada o, o seçeneğin var olması çok kıymetli. Bir de bunu böyle çok iri bir şey gibi görmek gerekmiyor. Hani fincan her kahveyi her gün bu fincanda içmemek de aslında rutin dışı bir hal. Yani bakmak ve bugün canın kırmızı mı mavi mi istiyoryu fark edebilmek. Hani bunu kocaman kocaman görüyoruz ya biz. Yani hikaye bayağı böyle başlıyor diye düşünüyorum ben aynı zamanda. Aslında aynı sevmemek de rutinin, her gün aynı sevmemek evet. de rutinin evet. içerisinde ve evet. olması evet. gereken bir şey evet. o zaman. Evet yani ve de hakiki aynı zamanda. Hani bugün bayılmak, of çok sevmek, şöyle bir sarılmak. Ve... Onun değerli kılıyor hmm. aslında onu rutin, Öbür az gün, de. Hani hiç göresim yok marazlı bir durum elbette yani hani bir böyle bir böyle. Daha borderline figürlü ilişkiden bahsetmiyorum ama ilişkinin kendi içinde böyle bir akışı var. Yani şu değil, hı hı. Yani şunu yapıyor. Ee, bu da kendi rutinlerini bozmak demek aynı zamanda. Rutin bazen iyidir, bazen bozulası vardır. Bazen uzun uzun gider. Bozulabilme, dönüştürülebilme, değişebilme seçeneğinin olması lazım diye düşünüyorum. Ve rutin dışı bir sürü halde insanı çoğaltabiliyor. Aslında uzun ilişkilere tavsiyeniz o rutinlerden çıkmaya itmek. Ya Ceren uzun ilişkilere tavsiyem aslında ilişkinin kendiliğinden akıp giden bir şey olmadığını fark etmek. Yani duygusal olarak da, sosyal olarak da, cinsel olarak da kendiliğinden değil. Bu yanlış bilgi. Bize bu yanlış gelmiş. Yani kızla oğlan evleniyor. Ondan sonra her şey mutlu değil. Yani hikaye orada başlıyor. Uğraşmak gerekiyor monotonluğu kıracağım derken de hiç bize göre da olmayan şeyler de yapabiliriz Tabii. yani. Çok doğru. Hani yanlışlıkla çok doğru. hiç deneyimlemediğimiz ve hoşumuza da gitmeyecek şeyler yapabiliriz. Hatta kavga da çıkıyor. Mesela ben bunu çok duyuyorum. Ya biraz kavga olsun da hareket olsun evet. diye. Kavgalar bazen yanlış yerlere de götürebiliyor. O çünkü kayıp yani birini kaybetme hissi ve tekrar o kayıp hissiyle ortaya çıkan bir hani deprem sonrası e, neydi o depremden sonra bu, artçı sarsıntı hmm. tadında bir şey o artçı sarsıntı ile daha şahane sevişirsin daha heyecan hissedersin film tadında ya fakat bu da kendi içinde rutin. E, ve bir vakit sonra da aynı lezzete ulaşamayacağım bir rutin. Ya biraz şey gibi geliyor bana hani monotonluğu kırmak için hiç Sushi yememiş birinin sushi yemeye çalışması ve sonra midesinin bulanması da söz konusu olabilir. Peki denemeyecek miyiz sushi'yi? Ya midemiz bulanırsa, ya bulanmazsa? Bulansın. E, il... Şimdi e de bulansın bu... geldi. Ben ya bulanmazsa dedim, bulansın. Tamam, ama bu ilişkide sushi ile ilişki aynı şey değil ya. İlişkide <laughs> miden bulanırsa ortalık karışabilir. Sushi de miden bulaşır, bulanırsa en fazla hesabı öder, kalkarsın. Deneyim, e, alt edebileceğin deneyimler önemli. E, yani deneyim dediğin hikaye daima belli riskleri içerir. Kafayı çakabilirsin, kafayı koparabilirsin, takla atabilirsin. Şöyle olursa kurtarır gibi geliyor. Yani partnerimizin de bunun bir deneyim arayışı olduğunu bilmesi... Ee, yani biz normalde atıyorum göceye gitmeyi hiç sevmeyiz hı hı. ve muhtemelen de sevmeyeceğiz hı hı. ama monotonluğumuzu kırmak için hadi bir göceye gidelim dedik ve bu karşılıklı olarak bir deneyim arayışı olduğunu biliyorsak karşılıklı olarak farkındalıkla ve anlayışla bunu karşılayabiliriz. Monotonluğumuzu kırmak için hı hı. yani bayağı içimizden gelmiyor. Monotonuz ve monotonluğumuzu kırmak e için. Biraz bunun farkındalığıyla yapıldığında Hı -hı. çabalı gibi gelmiyor. Bu bir hani karşılıklı ilişki dinamini böyle bir hareketlendirmek için yapılıyor gibi geliyor. Ki yapılmalı da. Yapılmalı da ama farkındalığıyla yapılmadığında mide bulandırıp ilişkiden de soğutabilir bazı şeyler bizi gibi geliyor. Evet. Yani evet. Yani gideceği yer tahmin edilemeyecek kadar fazla olduğu için. yani Bir de bu partnerimiz bunu bilmiyorsa anlamadım. hocam. Yani ben eşim için bir sürpriz alanı oluşturdum ama eşim de bunu arkadaş hiç haz etmeyecek bir şey daha önce de hiç yaşamadı. Ama ben bunu monotonluğumuzu da kırmak için yaptım. Rutinlerimizden çıkalım. Kadını artık tanıyorsan sıkıldım. doğruyu yapacaksın. Muhakkak. Ama ya yapamazsan? Yani şimdi bana bir doğum günü partisi yaptığını varsayayım. Oraya da aa... Dansöz getirdiğini varsayayım. Hı hı. Şimdi, e, kırdın monotonluğu ama kafamı da kırdın. Yani Bundan bahsediyorum. Kimsin, nesin, ne hangi ara tanıştık, tanışmıyor muyuz? E, yani dolayısıyla onun da e, hadi arkadaşlar kırıyoruz biz rutinleri deyip e, bir şuursuzluk ve itinansızlık ya bu aynı zamanda. Yok ben size dansöz getirmem de kimse de getirmesin <laughs> diye söylüyorum. <laughs> Tanımıyorsanız yapmayın gibi bir yerde. Ee, dolayısıyla hani o itina, öbürünü tanıma, ilişkiyi tanıma ve aslında ona e, uğraşmak gerekiyor ya. Renk ruhsal arkadaşlık içinde <laughs> böyle ya bu hikaye. Uğraşmak yani. da gerekiyor evet. herhalde. Evet, evet. Besleyecek tabii. şeyleri de farkında evet. olup ne besleyebilir diye. Tabii deneyime açık olmak ve deneyime açık olmamak diye çok keskin bir yol ayrımı var burada. Çünkü aslında rutinler çok koruyucu. Yani devamı sağlıyorlar, hı hı. lezzeti sağlamıyorlar. Hatta lezzeti bir süre sonra azaltıyorlar. O yüzden e, yani hayat içinde daha cesur olmayı gerektiriyor rutinin dışına çıkabilmek. Çünkü her türlü ilişkide sadece sevgililik, evlilik değil, her türlü ilişkide rutinin dışına çıkabilmek o ilişkiye dair e, bir risk paketi sunar. E, o yüzden cesaretinle de çok ilgili. Ya biraz... Yani hep aynı yere gidersin, hep aynı yemeği yersin. Ya belki biraz hazırlanmakla da ilgilidir hocam. Yani suşi sevmiyoruzdur yine oradan gideyim ama suşi restoranına gidebiliriz. Ee, orada yiyen arkadaşlarımızı bir kere görürüz, iki kere görürüz, üçüncüde dur bakalım biz alıştıra, de. Bir... Alıştıra yani bir şeyleri hani deneyime alışmak, beklentiyi yönetmekle de ilgili gibi olabilir sanki. Evet. Ee, iyi bir şeydir. Ayar çifte aittir. Hı hı. Yani rutinin dışına çıkma ayarı çifte aittir. Ama e, ilişkiye ve insana iyi gelir diye düşünüyorum. Ve cesaret ister tabii. Hı hı. Yani daima. O zaman monotonluğu bozmak için o rutinlerden biraz çıkmak belki de en önemli faktörlerden biridir. Ayar size ait. Bunlar böyle minnoş çıkışları barındırabilir. Bir çalışma okumuştum. Fransa'da yapılmış galiba. Bu rutinlerle ilgili bir çalışma aslında rutinin bir süre sonra daha depresif bir mooda yol açabileceği ile ilgili ve bir takım değişiklikler yapmışlar çalışmada. Ne o? Mesela gidilen yolun değişmesi. Hmm. Sabah kahvaltıda kuru hmm. değil, iksi yemek. Şimdi bu hayatın bütününü içeren bir hal. Yani bu bayağı yeni bir şey, deneyime dolayısıyla yeni duyguya, yeni bir hale hevesinin ve adaptasyonun olmasıyla ilgili sadece ilişki için değil hayat için de çok mühim diye düşünüyorum ben aynı zamanda. Alzheimer'ı bile engelliyor mu Hadi bakalım yırttık <laughs> o zaman. <laughs>